Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün patatesli tavuk yapacağım. Şöyle bende tavuk butu var ve butunun yan kısmı var. Şimdi ilk önce tavuk etimi güzelce yıkadım ve şimdi tencereme ilave ettim. Üzerine bir su bardağı su ilave edeceğim. Bu şekilde suyunu iyice çekene kadar, kapağını da kapatacağım. Suyunu iyice çekene kadar pişecek. Bu şekilde iyice kaynıyor. Ocağın altını ben yüksek ateşe koydum ve kapağını da muhakkak yarım kapattım. Suyu çekilene kadar şu şekilde kaynayacak. Şimdi de tavuk etlerinin suyu iyice çekildi. Şimdi içerisine 2 tane soğanı ben bu kesip yarım şekilde doğradım ve 3-4 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi işte ocağın altını orta ateşe koydum. Şu şekilde soğanlar, tereyağım eriyip soğanların biraz pembeleşene kadar şöyle biraz tavuk tereyağıyla beraber biraz kavrulsun. Daha sonra içerisine diğer malzemelerini ilave edeceğim. Şimdi soğanlarım biraz pembeleşti, yeterli. Ve içerisine 2 tane de biberim var, yeşil biberim. Şöyle ben 4'e bölüp doğradım. 2 tane domatesimi küçük küçük doğradım ve 1 tatlı çay, 1 çay kaşığı dolu domates salçası ilave edeceğim. Tüm malzemeleri tavuk etlerin içerisine ilave edeceğim ve bu şekilde ocağın altı orta ateşte domatesle ve biberle biraz yumuşayana kadar bu şekilde biraz kavrulsun. Orta ateşte şu şekilde gördüğünüz gibi domatesler ve biberler yumuşadı. Domates iyice kavruldu. Ve içerisinde şöyle 8 adet patatesimi ben şöyle küçük oldukları için 8 tane kullandım. Ortadan 2'ye kestim. Eğer size patatesler büyükse de 3-4 tane, 4 tane yeterli. Ben de 8 tane patates kullandım. Şimdi patatesler ve tavuk etlerini içerisine ilave edip şöyle 2-3 dakika daha yine biraz şöyle pişireceğim. Daha sonra suyunu ilave edeceğim. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Tuzu kendi damak zevkinize kalmış. Nasıl severseniz tuzlu veya tuzunu az. Ben 1 çay kaşığı yarım ilave ettim. Şimdi karıştıracağım. Daha sonra sıcak suyunu ilave edeceğim. Şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesi şöyle biraz 2-3 dakika daha pişirdim. Şimdi ise içerisine suyunu ilave edeceğim. Ve sıcak su üzerine çıkana kadar çok fazla da ilave etmeyeceğim. Tuzunu da ilave etmiştim zaten. Bu kadar yeterli. Üzerine çıkana kadar biraz su ilave ettim. Peki şimdi karıştıracağım ve orta ateşte tencerenin kapağını kapatacağım. Şu şekilde patatesle pişene kadar tavuk etlerim patatesle pişecek. İşte arkadaşlar patateslerim de tam pişmedi. Ben kontrol ettim ve biraz daha da pişmesi gerekiyor. Şimdi üzerine ince ince kıyılmış maydanoz ilave edeceğim. Bu şekilde yine biraz kaynasın. Bu şekilde maydanozları da ilave ettim. Şimdi kapağını kapatacağım. Yine kaynayıp biraz patatesle tam pişmemiş. Bu şekilde patatesler de biraz pişti. Daha sonra ocağın altını kapatacağım. Patateslerim de pişti. Şöyle pişip nasıl piştiğini anlamak için bıçak yardımıyla şöyle kısmını batırdık da pişip pişmediğini anlarsınız. Ve şimdi artık ocağın altını da kapatacağım. Artık yemeğim hazır. Siz de umarım dener uygularsınız. Çok güzel oluyor. Artık yemeğim servise hazır.